mutfağımda hepinizin çok istediği tarif olan kolay ev baklavası yapacağım. Diğer bir çeşidi var, yufkaları tek tek açarak yaptığım var. Ama bugün öyle yapmayacağım. 40 kattan oluşacak. Onlar eşit bezeyle üst üste açıyoruz. Yani bunu yufka açmayı bilmeyen, hamurla çok uğraşmayan biri bile kolaylıkla yapabileceğini düşünüyorum. Baklavamız için gerekecek malzemeler: 1 çay bardağı su, yarım çay bardağı eritilmiş tereyağı, 1 tane yumurta, 1 çay bardağı krema, yarım paket kabartma tozu, 1 yemek kaşığı elma sirkesi ve yeteri kadar un. Bunu ne kadar yiyeceğini bilmiyorum şu an ama ölçeceğim sizler için. Ayrıca bu tarifte şöyle bir şey, değişiklik yapabiliriz. Nasıl derseniz, krema yerine süt kullanabilirsiniz eğer evde yoksa. Ama krema bizim hamurumuzun açılmasını sağlayacak, çok güzel açılmasını sağlayacak. Bilmiyorum, ben kremayla da tarifim var, kremasız da var ama kremayla olan baklavanın hamuru çok güzel açılıyor, çok rahat açılıyor. Eğer evde varsa kullanmanızı tavsiye ederim. Süt kullanabilirsiniz, 1 çay bardağı dedim onun yerine. Eğer ki yarım, yani tereyağı kullanmak istemiyorsunuz, o zaman da 1 çay bardağı, eğer süt kullanırsanız 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyin onun yanına. Bu kadar, geri hepsi aynı zaten. Sadece hani süt ve krema, tereyağı ve sıvı yağ, hani onları değiştirebilirsiniz. Yoğurma kabının içerisine suyumuzu alalım. Yağımızı da. Yumurtamızı da kırıyoruz. 1 çay bardağı kremamız. 1 yemek kaşığı da sirke katıyorum. Unumuzu ve kabartma tozunu eleyerek ilave ediyoruz. 2 su bardağı unu koydum ve kabartma tozunun yarısını da ilave ediyorum. Direkt yoğurma kabının içerisine eleyelim. Unumuzu kattıktan sonra, ben tuzu söylemeyi unutmuşum, şöyle bir çimdik tuz ilave edelim. Ve yoğurmaya başlıyoruz. Unumuz daha gerekebilir. Yavaş yavaş, yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde etmemiz lazım. O yüzden unumu şimdi az koydum. Gerektikçe ilave edeceğim. Hamurum yeteri kadar yoğruldu. 1 su bardağı daha un ekledim. Toplamda 3 su bardağı un gitti. Ama lütfen sizler, yani kendinize göre ayarlayın. Göstereyim. Yani makinede yoğuranlar şöyle kenarlarında hiç un kalmayacak, hamur kalmayacak şekilde olması lazım. Hamur öyle kendini toparlıyor. Şu an o kadar kıvamı güzel ki ele yapışmıyor ama yumuşak. İstediğimiz kıvam bu. Hamuru hemen başka bir kaba alıyorum. Üzerini örtüyoruz ve en az 1 saat buzdolabında dinlendiriyoruz. Eğer zamanınız varsa 2-3 saat de dursa olur. Hamurun üstünü kapatmayı unutmayın. Kesinlikle bu şekilde bırakmayın. Üstü kabuk olur. Hamurumuzu yaklaşık 2 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra artık bezeleri ayırıyoruz. 1 su bardağı kadar nişasta ve yine 200 gram cevizi robottan geçirdim. Hazır. Sizler isterseniz fıstıklı da yapabilirsiniz ya da fındıklı. Hamuru önce 4 eşit parçaya bölelim. Her parçayı 10 eşit bezeye bölüyoruz. Bezelerimiz de cevizden bile küçük oluyor bezelerimiz. Yuvarlayıp bir kenara alalım. Diğer 3 tanesini de yine aynı yapacağım. 10 eşit bezeye böleceğim. Tane bezem hazır. Tepsiye koydum biraz aralıklarla. Çünkü her 10 tanesini ayrı ayrı açıyoruz. Karıştırmamak için. Üzerine temiz bir bez örtelim ya da poşetleyelim. Nasıl arzu ediyorsanız. Eğer açık bırakırsanız üzeri kabuk tutar. Olmaz. Açmamız zor olur. Nişastamızdan biraz alalım. Ve ilk yaptığımız bezelerden başlıyoruz. Şöyle bezemizle nişastayı batırıp küçük tabak büyüklüğünde açacağım. Üzerine biraz nişasta koyup hepsini üst üste koyacağım. Hepsinin arasına da nişasta koyuyoruz.
Şöyle yeter zaten bu kadar açtım. Biraz nişasta koyalım. Kenara alalım ve diğerlerine de aynı işlemi yapıyoruz. Sonuncusunu da açtım. Nişasta serpip en üstüne de koyalım. En üstüne nişasta serpmenize gerek yok. Bir kenara alalım. Lütfen bunu aklınıza tutun. İlk yaptığımız hamurları açmamız lazım baklavayı yaptığımız zaman. Çünkü dinlenecek. Dinlenince daha rahat açılıyor. Tekrardan diğer 10 tanesini, yani diğer 30 tanesini de aynı yapacağım. 10, 10, 10 diye. 4 tane ayrı parçalarım olacak. Dördünü de hazırladım. İlk yaptığımı alarak açmaya başlıyorum. Yine merdane kullanıyoruz. Oklava kullanmanıza gerek yok. Nişasta da kullanmıyoruz artık çünkü aralarında bolca nişasta var. Hamurumuzu çevirerek sağa sola bu şekilde de çevirelim. Çünkü her koyduğumuz beze eşit şekilde açılsın. Sürekli böyle alt üst edelim. Ve açabildiğimiz kadar da ince açalım. Yeteri kadar açtıktan sonra tekrar şöyle bir tane daha geçeyim. Baklava yapacağımız tepsinin altını yağlayalım. Tamam, yeterli. Sizler yuvarlak tepside de yapabilirsiniz. Ben bugün bunu da yapmak istiyorum. Hamurumuzu dikkatlice tepsime yerleştiriyorum. Fazla kalan yerlerini keselim, ortaya koyarız. Sorun etmeyin, daha büyük açarsanız. Bu şekilde baklavayı yaparsanız sizin çok kolayınıza gelir. Elinizde biraz pratikse, inanın bir saatte bitirirsiniz. Sırasıyla diğer hazırladığım hamuru açıyorum. İkinci hamurumu da açtım. Hazır. Dikkatlice tepsime yerleştiriyorum. İkinci katı yaptıktan sonra bolca cevizimizden serpelim. İki kat yufkayı yaptıktan sonra bolca ceviz koyuyoruz ortasına. Ve üçüncü katımızı da açtıktan sonra yerleştiriyorum. Geriye kaldı son katım. Son katımı da açtım. Tepsiye yerleştiriyorum. Eğer son katta böyle fazlalık varsa koparın ve altına koyun. Son katımız pürüzsüz olması lazım. Çektim ve şöyle kaldıralım. Altına yerleştirelim. Ortalığı temizledim. Baklavamı dilimliyorum. Kare şeklinde yapacağım ben. Sizler eğer yuvarlak tepside yaptıysanız ya da böyle tepsilerde de olur. Baklava dilimi kesebilirsiniz. Fırınımı da açtım. 160 derecede alt üst ayarda ısınıyor.
Tereyağımı da ocakta şu an erittim. 250 gram tereyağı kullanıyorum. Ve bir çay bardağı da sıvı yağ katacağım tereyağına. Gram tereyağımı eritmiştim. Sıvı yağ da kattım. Bir çay bardağı. Yağımı şöyle bir karıştırayım. Her yere eşit şekilde döküyorum. Tereyağımızı eritirken üzerinde eğer köpükler oluştuysa lütfen onları çekin. Yoksa piştikten sonra yanık izleri olur baklavamızda ve çirkin bir görüntü olur. Yağımızın da kızgın olmasına gerek yok. Önceden yavaş yavaş eritin, beklesin. Baklavamızı yapmak kadar pişirmek de çok önemli. Lütfen düşük ayarda pişirin. Ve fanlı da değil, fansız olsun. Alt üst ayarda. Ortaya koyun. 160 derecede yavaş yavaş yaklaşık 1 saati geçer rahatlıkla. 1-1,5 saat sürer pişmesi. Altı üstü kızarana kadar, altın sarısı olana kadar böyle. Çok fazla kızartmanıza gerek yok. Altın sarısı olana kadar pişirin. Ama burada en önemli şey düşük ayarda pişirmeniz. Çünkü içinin pişmesi için eğer hızlı pişirirseniz içi hamur kalır. Baklavayı göstermek istiyorum sizlere. Yaklaşık 40 dakikadır fırındaydı. Ve güzelce kabardı. Tane tane oldu yufkaları. Şöyle yakından da gösterip hemen geri kapatacağım. Çünkü daha pişmedi. İşte yavaş yavaş pişirirseniz aralara da ısı gidiyor ve güzelce kabartıyor. Pişmesini sağlıyor. Hemen kapatayım ısısı düşmesin. Baklavam 1,5 saattir fırındaydı. Yeteri kadar pişti. Artık çıkartacağım. Ve soğumaya bırakacağım. Alt üstü gördüğünüz gibi. Şöyle yakından çekeyim. Çok fazla kızartmanıza gerek yok. Bu şekilde altın sarısı rengini aldığı zaman yeterli olacaktır. Baklavamızı çıkartalım ve soğutalım. Baklavam soğudu. Artık şerbetini hazırlayıp dökme vakti geldi. Sizler de istediğiniz zaman baklavanızın şerbetini dökebilirsiniz. Bu şekilde baklavayı hazırlayın. Üzerine bir poşet koyun ve bir hafta kadar bekleyebilir. 10 gün, bir hafta 10 gün durur. İstediğiniz zaman da şerbetini hazırlar dökersiniz. Yani bayram için yapacaksanız bir hafta önceden de yapsanız olur. Tam tersi de yapabilirsiniz. Yani ben şimdi baklava soğuk, şerbet ılığa yakın dökeceğim. Tam tersi baklava ılığa yakın, şerbet soğuk da olabilir. Nasıl arzu ediyorsanız o sizin tercihinize kalmış. Şerbetim için gerekecek malzemelerde 3 su bardağı şeker, 4 su bardağı su, ince bir dilim limon. Şerbetimi ocağa koyacağım ve kaynamaya başlayınca altını kısacağım. Kısık ateşte yaklaşık 1-1,5 saat kadar kaynatacağım. Şerbet ne koyu kıvamlı ne de çok sulu olacak. Orta ayarda bir şerbet hazırlıyoruz ve uzun süre kaynattığınız zaman kısık ateşte ev baklavasında çok daha iyi sonuç alabilirsiniz. Böyle kaşıkla dökün, ağır ağır dökülüyorsa ve elinizde ellediğiniz zaman o koyuluğunu hissediyorsanız, yapış yapış oluyorsa şerbetiniz olmuştur. Yani şerbet yapamayanlar için bunları söylüyorum. Zaten şerbet yapmayı bilenler görüntüsünden bile anlarlar olup olmadığını. Şerbette ben ılığa yakın dökeceğim. Baklava soğuk dedim ama kimisi ikisi sıcak döküyor. Öyle yapanlar var. Böyle baklavayı çıkartıyor fırından. İşte 3-4 dakika sonra sıcak şerbeti döküyor ve çıtır çıtır oluyor. Ben bir kere öyle denemiştim. Ama bende olmadı. Yani hamurlaştı. O günden beridir kesinlikle denemiyorum. Yani ev baklavasında bence yani riske atmaya gerek yok. Bu kadar emek ediyorsunuz. Ben onu size önermiyorum. Bu şekilde yaparsanız çıtır çıtır olacaktır. Garanti yani. Ama bir gün ben de deneye deneye aslında hatalarımı biliyorum orada. Nerede hata yaptım diye ama bu şekilde tarif verdiğim zaman kesinlikle size ikisini sıcak dökün demiyorum diyemem. %90 hamurlaşma riski var. Onda biraz tecrübe lazım ve birkaç püf noktası var.
ona dikkat etmediğiniz zaman maalesef ziyan oluyor. Bende olduğu gibi yıllar önce. Tamam, sonradan deneyebilirim ama bu şekilde video çekerek denemeyeceğim. Sizi yanıltmak istemiyorum. Benim yaptığım gibi yapın. Aynı şekilde biri soğuk, diğeri de ılığa yakın dökün. Ya da ikisini soğuk dökenler de var. Öyle de olur. Olmaz diye bir şey yok. Ama bence ılığa yakın dökerseniz şerbetinizi çok daha iyi sonuç alacaksınız. Ben hep baklavalarımda bunu uyguluyorum. Tencereme şekeri koydum. Suyunu da ilave ediyorum. Ocağın altını da açtım. Kesinlikle işte 1 saat çok mu, 1,5 saat çok mu demeyin. Limonunu da atıyorum. Çok değil. Baklavalarda böyle uzun süre kaynattığınız zaman çok daha güzel olacak şerbetiniz. Ara ara gelip bakarsınız, kontrol edersiniz. Şu an kaynamıyor. Kaynamaya başladığım en kısa açacağım. Ve yaklaşık 1-1,5 saat kaynatıyorum. Şerbetim 1 saat 10 dakikadır kaynıyordu. Ocaktan alacağım. Artık yeter. Çünkü olmuş benim şerbetim. Kıvamı gayet güzel. Bir 20-25 dakika bekleteceğim. Daha sonra baklavamı dökeceğim. Çünkü bu sıcaklıkta dökmek istemiyorum. Biraz ılığa yakın olmasını istiyorum. Şerbetimi 20 dakika beklettim. Artık baklavama dökme vakti geldi. Her yerine gelecek şekilde şerbeti döküyorum. Baklavam 4 saattir şerbetliydi. Misafirim geldiği için ben ikram ettim. Gayet güzel olmuş. 4 saat bile yetti ama biraz daha durursa tabii ki de daha güzel olur. Hemen göstereyim sizlere de. Eğer Antep fıstığınız varsa evde üzerine mutlaka serpin. İnanın hazır baklavalar gibi olmuş. Gayet güzel. Şöyle içini de göstereyim. Hemen tabağa koyup çıtırlığını da göstereceğim. Çıtırlığını da şöyle. Harika olmuş. Bugünlük benden bu kadar. Şimdiden yapıp yiyenler afiyet olsun. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.